أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صنوا على رسولنا محمد اللهم على صنوا شفيع جنوبنا محمد اللهم على طبيب قلوبنا محمد اللهم Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri geçemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koymak Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli TV5 izleyenlerini öncelikle hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Evet muhterem izleyenler, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. İşte Recep-i Şerif ayındayız. Rabbimizin ayındayız. Bu recep Şerif ayının manevi atmosferi içerisinde bu manevi yolumuza elhamdülillah efendim devam etmekteyiz. Rabbim Celle Celaluhu şu Recep ayını en güzel şekilde gecesiyle gündüzüyle ihya etmek Rabbim nasip eylesin. şaban Şerif Ayında bu şekilde ibadet ve taatle ihya etmek Rabbim nasip eylesin. Ve ramazan Şerif ayına da cümlemizi ulaştırarak inşallah e, böylece Ramazan ayında idrak ederek bütün günahlarımızdan arınmış olarak bayrama ve hakiki bayramlara Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi ulaştırsın inşallah. Evet, hakikaten Recep ayı çok önemli ve kıymetli bir ay. Aslında tabi bazı meseleler de girift oldu, iç içe girdi. Yani İstanbul'un fethinden de bahsedelim demiştik ama efendim bu da tabii önemli fakat Recep-i Şerif ayından da pek bahsedemedik. Dolayısıyla Rekayip gecesinde de malumunuz bir canlı yayın vardı bir camiden. Dolayısıyla o gecede Efendim anlatamadık yani yine Recep Şerif ayından bahsetmek gerektiği için Recep Şerif ayında bu ayın fadliyetinden öneminden bahsetmek icap ettiğinden dolayı E tabii pek fazla vakit ayıramamış oluyoruz bu münasebette inşallah şey yapalım diye düşündüm yani İstanbul'un fethi meselesini tehir edelim. Yani onun zaten elhamdülillah dinlediniz programlar yapıldı bu konuda efendim pek çok e, meseleler zaten duydunuz izlediniz dinlediniz e, inşallah şu Recep Bayının öneminden fadiletinden anlatmaya yine devam edelim. hakikaten baktığımız zaman Allahımızın ayı çok önemli bir ay yani e, 5 tane kandil gecesi var biliyorsunuz. Tabi aslında kandil geceleri, mübarek geceler çoktur ama yani takvimlere baktığımız zaman efendim kandil gecesi diye yazan kaç tane vardır? 5 tane vardır. Dolayısıyla bu beş tane içerisinden iki tanesi işte Recev-i Şerif ayındadır. Bunlardan bir tanesi hangisi? İşte efendim e, Regaib kandiliydi. Onu ne yaptık? Zaten geride bırakmış olduk. Efendim her e, Recev-i Şerif, Şerif ayı girdiği zaman e, efendim ne oluyor? İlk Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece Regaib Kandili oluyor. Regaib Kandili'nde ne olmuştu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitaplarda zikredildiği üzere babasının sulbünden anasının rahmine intikal ettiği geceydi. Aslında düşünecek olursak ne kadar önemli bir gece olduğunu çok daha iyi idrak edeceğiz. Yani Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri Habibi hürmetine ne yaptı? Bu kainatı halk etti. Adem Aleyhisselam yaratılmazdan önce Efem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in nurunu yaratmıştı Mevla. Çünkü bir hadis-i şerifte Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem öyle buyuruyor. Evvelü mâ Allah min nuri hulübtu min nurillâh vel mü'minûne min nuri ilâ İlk önce yaratılan benim nurumdur diyor Efem sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Adem aleyhisselam yaratıldığı zamanda işte bu nur ne oldu? Adem aleyhisselamın sulbine konuldu. Daha sonra onun evlatlarından onun neslinden Şit Aleyhisselam'a. Daha sonra işte efendim İdris Aleyhisselam'a, daha sonra Nuh Aleyhisselam'a. Yani o tufanda Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gidecek olan o sahibi olan efendim sahibine iletilecek olan nur neredeydi? Nuh Aleyhisselam'daydı. Daha sonra işte ateşin içerisinde İbrahim Aleyhisselam da ve böylece temiz sulplerden temiz rahimlere intikal ede 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 nereye geldi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babasının alnının babasının alnına onur koyuldu. Peki ala yani adeta kainat bekliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi. Tevrat'ta Peygamber Efendimiz vasıfları var mıydı? Vardı mesela değil mi? Kaşı şöyle, gözü böyle, her türlü vasfını Tevrat ne yapmıştı, zikretmişti. Hatta efendim e, Yahudi alimlerinden Abdullah İbni Selam ne buyurdu? Hiçbir mucizen olmasa ya Resulallah şu görüntün yeter dedi. Senin peygamber olduğunu anlatmaya şu görüntün yeter ya Resulallah demişti. Dolayısıyla Tevrat'ta mesela yazıyor bakın. Yani Musa Aleyhisselam'a gelen Tevrat kitabı o şeriat ve kendinden sonra gelen pek çok peygamber, pek çok ümmet hep ne yaptılar? O Tevrat'la amel ettiler. Dolayısıyla ne oldu? Hepsi demek ki bir peygamber bekliyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve bekliyor çünkü orada var. Ve neticede İsa Aleyhisselam'da Kur'an-ı Kerim'de beyan olunduğu üzere "İnni Rasulullah ileykum" demiyor mu? Muhakkak ki ben size efendim Allah'tan gelen bir elçiyim musaddikal lima beyne yedeyye tevra benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve mübeşşiran bir rasulü ye'ti min ba'di ismihu Ahmet ve benden sonra gelecek Ahmet isminde peygamberi müjdeleyici olarak gönderildim.'' mesela buyurdu. Yani peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bekleniyor ama ne zaman gelecek bilemiyorsun bilinmiyor. İşte ne zaman ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem babasının sulbünden ana rahmine intikal edince Efendim sallallahu aleyhi ve selleme geçecek olan nur babası Abdullah'ın alnından efendim Amine validemize geçince anlaşıldı ki artık Muhammed Mustafa ne yapacak dünyaya teşrif edecek. Melekler birbirleriyle müjdelendiler. Dediler Muhammed Mustafa doğacak. Ana rahmine intikal etti. Aslında ne kadar önemli bir gece. Artık biliniyor ki kesin olarak Muhammed Mustafa ne yapacak? E, doğacak. Dünyaya teşrif edecek. Haa. İşte böyle bir gece hangi aya tevafuk ediyor? Mevla Teala Hazretler'in ayı olan, Resulullah'ın Recebu Şehrullah buyurdu Allah'ın ayına, Receb ayına tevafuk ediyor. Yine o bildiğimiz kandillerden bir tanesi olan, Miraç kandili biliyorsunuz. Önümüzde gelecek, efendim, yani Recebi Şerif ayının 27. gecesine tevafuk ediyor ki, neydi Miraç gecesi? Çok özel randevuydu değil mi? Yani hiçbir beşere nasip olmayan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Mevla Mescid-i Haram'dan alıyor. Mescid-i Aksa'ya götürüyor. Sübhanellezi esra bi amdihi leyle minel mescid-i haram ilel mescid aksa. Ayetle tabit. Oraya götürüyor. Bir gecede oradan efendim yedi kat semaya çıkıyor. Cenneti geziyor. Cehennemi görüyor. Arşı kürsüyü geçiyor. Bilinmeyen makamlarda, mekanlarda he, şekilden şemalden münezzeh, keyfiyetten âri olarak aşikare gördü Rabbül İzzeti, ahirette öyle görür ümmeti inşallah Teala. Ve işte daha sonradan ne yapıyor? Tekrar dönüyor ki efendim yatağı daha soğumamış, abdest aldığı ibrik sallanan su daha durmamış. Bu kadar kısa bir zaman içerisinde ne yaptı? Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i bu özel randevuyla Mevla kabul ediyor. Musa aleyhisselama bile nasip olmamış ki Mevla ile tekellüm etmişti. Sesini duydum belki cemali de görmek nasip olur diye Mevla'dan bunu istemişti. Ama ona nasip olmayan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme şu ümmetin peygamberine nasip olmuştu. İşte bu da ne zamana denk geliyor? Yine Recep ayının 27. gecesine bunlar tesadüf müdür? He? Ne hikmetli tevafuklardır değil mi? Ha, Allah kullarına bak ne nimetler ihsan ediyor. Muhammed Mustafa'ya ne özel randevüler ikram ediyor. Bakın yine Recep Şerif ayında efendim e, olan hadiselerden bir tanesi de nedir? Rafa'a İdris fiha ile sema. Allahu Teala İdris Aleyhisselam'da ne yaptı? Yani Recep'in yarı gecesi şeyin başında ve fil haber diyor. Haberde geldi ki Leyletün Nisemin Recep. Recep'in yarı gecesinde olan hadiseden bahsederken biraz aşağıda Rafa İdris'e fiha ile sema İdris Aleyhisselam'ı da ne yaptı göklere Mevla yükseltti. Yani bakın bu da ne enteresan. Ve ayet-i kerimede de Rabbimiz ne buyuruyor? He? Ve rafa'nahu mekanen Biz onu ali bir mekana yükselttik. Ve fil kitabi İdris Kitapta İdris'ten de bahset. Onu da anlat. İnnehu kâne sıddîkan nebiyyâ. O çok sadık bir nebiydi buyuruyor Mevla. Ve rafânâhu mekânen âliyâ. Biz onu âli bir mekana yücelttik buyuruyor. Yani bakın işte bu da bir haberde ne buyuruluyor? Efendim Recep ayının yarı gecesinde. Yani ne yaptık onda birkaç gün geçtik. Geçen pazartesi salıya bağlayan gecede Recep'in yarı gecesiydi. Ve İdris Aleyhisselam'ın göklere yükseltildiği efendim gecelerden bir tanesi. Ne kadar kıymetli bir gece değil mi? ne kadar kıymetli bir ay değil mi kullarına, elçilerine ne güzel ikramlarda bulunmuş. Rabbim Celle Celaluhu şu Recep ayındaki faziletlerden, sevaplardan, ecirlerden yani göz görmemiş, kulak duymamış, hiçbir beşerin kalbine dahi düşmemiş, hatırına gelmemiş olan nimetlerden Rabbim bizleri de müstefid eylesin inşallah. Şu Recep ayında, Recep ayında bizlere de Rabbim Celle Celaluhu böyle manevi ikramlarda bulunarak bizleri de inşallah böylece efendim e ecirlere gark eylesin. Amin inşallah. Ve tabi ve yakulullahu teala Mevla teala buyurdu ki fi hadi leyleti Recep'in yarı gecesinde. Yani Recep ayı var ya affa mağfirete vesile olunacak bir ay. Tevbe ayı. Recep ayı tevbe Tevbe edilmesi gerek. ...istiğfar edilmesi gerek. Allah'a bir daha senin efendim haramlarına yaklaşmayacağım ya Rabbi diye söz verilmesi gereken bir aydır bu ay. Yani Mevla Teala efendim kendi ayında adeta kullarını affetmeye ne yapıyor? Bahane arıyor. E şimdi bak önümüzde Şaban ayı geliyor. Resulullah ne buyurdu? Ve şaban Şehri Şaban benim ayım buyurdu. Şaban'ın yarı gecesinde ne vardır? Berat gecesi vardır değil mi? Berat gecesi vardır. Dolayısıyla bu berat gecesi efendim ne olacak? Mevla Teala bazı kullarına cehennemden berat verecek. He? Berat alacak kullar var. Rabbim cehennemden beratlarını alanlardan eylesin cümlemizi. Yani Mevla nicelerini affedecek. Peki Resulullah'ın ayında, Habibi'nin ayının yarı gecesinde kullarını affeden, beraat ettiren, cehennemden kurtaran Allah Celle Celaluhu. Recep-i Şehrullah buyuruluyor. acaba Allah'ın ayıdır. Mevla kendi ayında, kendi ayının yarı gecesinde kullarını affetmez mi acaba? İşte Mevla ne buyurdu? Ve yakulullah teala fi hadihi leyle. İşte Mevla Teala buyuruyor şu ayın yarı gecesinde yani bu hadise oldu bakın. Ne olmuş? Lil melaiketi. Lil melaiketil muvekkeline bi devavinil ibad. Kulların divanlarıyla, amel defterleriyle müvekkel olan, görevli olan meleklere Mevla Teala buyuruyor, emre diyor. Diyor ki: "Unzuru ila devavinihim." Onların divanlarına, amel defterlerine bakınız. Fe kullu huha. Onların bütün günahlarını, seyyelerini mahvedin, silin. Ve cealhu mekâne haseneten. onların yerine ne yapın? Hasene yazın, iyilik yazın. Günahlarını silin, sevap yazın oraya. Görüyor musun bak? Bu yolun yolcularına bu ikramlar var işte. He? İbadetlerini, taatlerini, namazlarını yapıyorsan, namazlarını kılıyorsan, şu Recep hürmetine riayet ediyorsan, elbette Mevla'da ne yapacak? Bak, Efendim inşallah şu hitabın muhataplarından oluruz. Hoca efendi ben şunu anladım yani de hani Allah günahlarımızı affeder belki bunu anladım ama onun yerine sevaplar yazmasını bunu anlayamadım yani. Günahın yerine sevap mı olur silmesi? Büyük iş. E bir de onun yerine sevap bu nasıl oluyor? Nasıl oluyor biliyor musun? Bu ayeti kerimede de Mevla Teala ne yapıyor? Beyan ediyor. Yani bu mesele Kur'an'da da delili var mı? Var. İstiyorsan delil okuyayım bir ayeti celil. Ne buyurdu Mevla? Furkan suresi 70. ayet-i kerimede İlla men tebe ve amene ve amile amelan Ancak diyor tevbe eden, iman eden ve salih amel işleyenler var ya fe ulâke yübeddilullâh seyyâtim hasenât. Allah onların efendim seyyatını hasenata tebdil eder Mevla. Tebdil edecek. Kimlerin? Tabi o ayet-i kerimenin yukarısında birkaç ayet yukarısında sahifenin başında Mevla Teala aslında müminlerin vasıflarından bahsediyor. Ve buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ ahar. O müminler Allah'tan başkasına ibadet etmezler. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Onlar haksız yere ne yapmazlar? Adam öldürmezler. Cinayet işlemezler, insan katletmezler. Ve la ve zina da etmezler. Ve men yef'al zalike yelqa thama her kim böyle yaparsa etham denilen cehenneme atılacak. Bunu anlatıyor Mevla. Bak dikkat ederseniz en efendim büyük suçlardan, günahlardan bahsediyor. Allah'tan başkasına onlar ibadet etmez. Ya başka? Efendim haksız yere bir cana kıymaz, katletmez. Görüyor musun? Çünkü bir insanı öldürmek feke enne ma katelen nase buyuruyor Mevla. Bütün insanlığı katletmek gibidir, öldürmek gibidir. Şimdi tabi gündemde ne var? Kürtaş efendim tartışmalar var değil mi? Aslında bu da buraya girer mi? Elbette girer. Evet bak ve la yaktulûnen nefselleti harramallahu illa bil hak. O müminler haksız yere bir cana kıymazlar, katletmezler. Kürtaj nedir? Cinayettir bunu artık herkes biliyor. İstanbul'a müsaade eder mi? He? Etmeyeceğini herkes biliyor. Hatta ben bir adım daha ileri gideyim. Yolda giden masum bir adam düşünün. Hiçbir şeyden haberi yok. He? Silahı çekip bu adamı vurmak büyük bir zulüm değil midir? Evet. Ama annenin karnındaki çocuğu kürtajla almak he? onu katletmek o yolda giden masum adamı öldürmekten belki daha da büyük bir vebaldir. Neden? Neden diyecek olursan yolda giden adam belki bunu fark edebilir. Belki senin taarruzunu hissedebilir de he kendini muhafaza eder, senden sakınabilir, saklanabilir bir sütre arkasına geçer de senin bu taarruzunu savuşturabilir ve hayatına devam edebilir. Yani kendini savunabilir böyle bir imkanı ihtimali olabilir. Ama annenin karnındaki o yavrunun ne olur yapmayın, etmeyin, kıymayın bana ne olur diyecek kadar bir mecali bile yoktur. Kendini savunma imkan ve ihtimali olmayan bir yavruya satır sallamak, onu parça parça etmek ne büyük bir caniliktir. Bunu da sen düşün. Müminler böyle yapmazlar ve yeznun ve zinada etmezler Allah buyuruyor. Ve men yefal zalika yelqa etama her kim böyle yaparsa etam denilen cehenneme atılacak. Evet yani bunu da burada ne yapabiliriz değerlendirebiliriz. Çünkü yani o yavruyu düşünün. Kim bilir belki de büyük adam olacak, belki memleketin kaderini tayin edecek, belki insanlık için büyük buluşlar yapacak. İşte İstanbul'un fethi kutlanan bir haftadayız değil mi? He? Mayıs'ı daha yeni ger ger geride bıraktık. Belki o çocuk bir Sultan Fatih olacak idiyse, belki bir Ak Şemseddin olacak idiyse, belki daha büyük bir efendim devlet adamı veya ilim adamı, değil mi? İmam-ı Azamların, İmam-ı Şafilerin, İmam-ı Rabbanilerin, anneleri de böyle düşünseydiler haşa ve kella. Ümmet için büyük kayıp olmaz mıydı? İslam için büyük bir efendim kayıp olmaz mıydı? Ne büyük bir kayıp değil mi? Dolayısıyla demek ki İslam ne yapıyor bunu yasaklıyor. Tabii konumuza dönecek olursak işte bu en büyük günahları bile efendim yapana tabii bu ceza var. Ama Mevla ne buyuruyor? illa men ancak şu kimseler müstesna. Tâbe, tevbe Ve âmene, iman etti. Ve amile amelen salihâ ve salihâ işledi. Bak ne kadar günahı büyük olursa olsun. He? şu anlatılanları bile yapmış olsa insan öldürse haksız yere Allah efendiden başkasına ibadet etse zina etse bile ama tevbe etse iman etse ve amil amelen saliha ve salih amel işlese fe ulake yubeddilullah seyyati hasenat Allah onların seyyelerini hasenata tebdil eder ne kadar günah var şu kadar hepsini sevaba çeviriyor Mevla ahirette adam bir bakıyor ki amel defterine aa bir de bakıyor ki sevap dolu Nereden geldi ya bunlar? Pek de çaktırmak istemez biliyor musun? Yapmadığı ameller. Hazır kazanmışken çaktırmayım ama burada da senin yapmadığın şeyi yazmazlar ki. Adres şaşırmazlar ki. He? Bu elektrik doğalgaz faturası değil ki yanlış adreslere gitsin. Herkese adresine geliyor. Soruyor tabii bu diyor. Neyin nesidir ya? Ben bu amelleri yapmadığım halde benim defterime yazılmış. Diyorlar ki sen diyorlar Efendim evet bu amelleri yapmadın. Ama şu kadar isyanların, şu kadar günahların vardı. Sen onlara tevbe ettin. Allah da senin bu günahlarını ne yapıyor? Sevaba tebdil ediyor. Adam ne yapıyor biliyor musun? Daha başka günahın var mı diye arıyor be. He? Allah öyle bir merhametli ki, öyle bir affedici ki adama günahını bile aratır be. Ya Hoca Efendi sen o zaman öyle şey söyledin ki çok hoşumuza gitti ya. Öyle mi? Yani günah işleyelim, isyana dalalım, harama bulaşalım. E nasıl olsa sevap işlemekten kolay biliyor musun? Yani sevap işte canımız sıkıyor. Oruç, ibadet, taat, namaz, zikir. Ama biz isyan edelim, günah işleyelim. Vur patlasın, çal oynasın, alem yapalım. Ondan sonra tevbe edelim Allah onların hepsini sevaba çevirsin. Öyle mi? Ne kadar uyanık adammışsın ya. He? Aleyhine uyanık adam. Ne zaman yapacaksın? Günahlar işledikten sonra öyle mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Helekel müsevvifun. Yarıncılar helak oldu. Yarın tevbe ederim diyen helak oldu. Resulullah başka hadis ne buyuruyor? İnne ekte rasıya ehlinler minet tesvif. Cehennem ehlinin çoğu tesviften buldum buyuruyor. Yani tevbeyi geciktirmekten buldum. İki kimse felah bulamaz. Kim onlar? Birisi tevbe ederim diye günah işleyen. Diğeri efendim tevbeyi tehir eden. Tevbe tehir edene tevbe nasip olmaz. Onun için bir an önce ne yapmak lazım? Tevbeye sahip etmek lazım. Evet ama burada bahsedilen efendim günahların efendim e, sevaba, seyyatın hasenata tebdil edilmesi ise ama hangi tevbe o biliyor musun? Öyle yap boz gibi bugün tevbe yarın boz, yarın boz tekrar tevbet, Böyle bir tevbe adamın günahlar, günahlarını sevaba çevirmez. Ya öyle bir tevbe edecek ki nasuh tevbesi yapacak. Bir daha dönmemek üzere, bir daha yaptığı isyana bulaşmamak üzere, bir daha tevbe ettiği adreslere dönmemek üzere öyle bir tevbe ediyor ki süt memeden çıktığı zaman nasıl bir daha geri dönmüyorsa, imkansız hale geliyorsa işte o günahlara dönmeyecek şekilde tevbe ederse Allah onun günahlarını ne yapıyor? Sevaba tebdil ediyor. Yani sahabe gibi tevbe edeceksin ha. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendim peygamber efendim sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye gitmiyor muydu? Putlara tapmıyor muydu? Kendi kız çocuğunu diri diri gömmüş bir insan değil miydi? Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye giderken onda dirilince gönlü, gönül kapıları hidayete açılınca öyle bir tevbe, öyle bir istiğfar ki bir daha artık dönmemecesine istikametini cennet yoluna çevirdi ve cennete kadar yolu devam etti. İşte onların seyyelerini hasenata Mevla tebdil ediyor. Sen de öyle tevbe edersen, he? bir daha dönmemek üzere, haramlara, isyanlara tevbe edersen şu mübarek ayda Allah ne kadar günahın varsa senikiler de sevaba tebdil eder. Ayetle Mevla garanti altına almış. Niye böyle bir kar etmeyelim? Niye böyle bir kazanç içerisine girmeyelim? Ama öyle bir tevbe edeceksin ki, he? Bakın bir kardeşimiz ben nasuh tövbesi deyince hatırıma ne geliyor biliyor musun? Bir kardeşimiz sigaraya tövbe etmişti. Bir daha içmeyeceğim demişti. Allah Celle Celalü üçen kardeşlerimize de nasip etsin tabii ki. Ama ne yapmak lazım? Önce beyinde bitirmek lazım bu işi. Yani kesin bırakacağım diyeceksin. Bir Bektaş dede vardı Allah rahmet eylesin. Sigaradan çok şikayet edermiş bir bırakabilsem evladım şunu diye. Ona da demişler ki Bektaş dede bak bir ilaç çıktı. O ilacı kullan Allah'ın izniyle kesin bırakırsın. Demiş ki evladım dua ederim ya şu ilacı bana bir getirin bakalım. Neyse ilacı getirmişler. ilacı yutmaya başlamış. Lan bakmış ki hakikaten sigarayı bıraktıracak. Adam gitmiş ilacı bırakmış. Yani bırakmaya niyeti yok. Ha. Rabbim Celle Celaluhu o mereti çirkin göstersin bizlere de inşallah bırakmak nasip eylesin. Şimdi bir kardeşimiz bırakmış, tevbe etmiş. Ve rüyasında epey bir zaman sonra oturmuşlar arkadaşlarla güya. Rüyada yemek yiyorlar. Yemek yedikten sonra hemen arkadaşı çıkarmış sigara ikram etmiş ona. O da almış sigarayı, efendim yakmış. Şöyle bir duman çekmiş. O anda aklına gelmiş. Demiş ki eyvah ben ne yaptım ya. Ben Allah'a söz vermedim mi? Ben buna tevbe etmedim mi? Ben bu mereti bir daha niye içiyorum şimdi diye. Öyle üzülmüş ki Allah'a verdiği sözden sebep tutamadım diye. Öyle mahcup olmuş ki kalbi adeta yanıyor böyle dayanamıyor ya. Yani. O anda birden uyanmış terlemiş vaziyette. Hararet basmış kalbinde hala acı var. Bir bakıyor ki rüya. Diyor ki ya Rabbi sana şükürler olsun. İyi ki rüyaymış ya Rabbi. İşte nasuh tevbesi deyince aklıma bu geliyor. Ne demek? Tevbe ettiğin günahı şayet günahta e, rüyada bile işleyecek olsan pişmanlık duyabiliyorsan onun acısını sızısını kalbinde hissediyorsan bir daha dönmemek üzere Allah'a söz veriyorsan işte o zaman Mevla Teala amel defterlerindeki bütün günahları sevaba tebdil edecek. Evet inşallah konuya devam edeceğiz. Kısa bir ara ardından tekrar buradayız efendim. Kıymetli izleyenler en son tevbeden bahsediyorduk. <laughs> Nasuh tevbesinden bahsediyorduk. Yani bir kimse bir daha tevbe etmiş olduğu günaha kesinlikle dönmemek azmiyle tevbe eder ve o günaha dönmezse o zaman Mevla ne yapıyor demek ki onun? Efendim günahlarında sevaba tebdil ediyor. Ha peki şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Peki hala bir adam günah işledi tekrar günaha döndü ne olacak o zaman? Gene tevbe edecek birisi geldi Hazreti Ali radıyallahu dedi ki ya Ali ben dedi e, günah işledim dedi ne yapacağım dedi. Hazreti Ali radıyallahu ona dedi ki tevbe et dedi. Efendim dedi zaten dedi günah işledim tevbe ettim. Tekrar dedi tevbemi bozdum. Ne yapacağım? Tekrar tevbe edeceksin. Öyle deyince bu sefer dedi ki peki hala ben ne zamana kadar tevbe edeceğim deyince Hazreti Ali radıyallahu ne buyurdu? Şeytan yenilinceye kadar. Şeytan yenilinceye kadar ne yapacaksın? Tevbe edeceksin. Ha, demek ki bir adam ne yapıyor? Günah işliyor, tevbe ediyor. Tekrar o günah düşüyor, tekrar ne yapması lazım? Tevbe etmesi lazım. Hatta bir hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Bir kimse 70 defa aynı günaha düşse, tekrar tevbe etse Allah yine tevbesini 71. de yine kabul eder. Ama tabii o zaman sevap günahları sevaba tebdil edilir mi? E, edilmez. Sen şimdi bu yap boza döndürdün işi. İşte abdestin iki gün tutmuyor mübarek adam. Ha, sen gene affedildiğine şükret yani. Ama af var mıdır? Vardır. E o zaman hoca efendi tamam problem yok. Biz günah işleyelim tevbe ederiz nasıl olsa. Bak işte dedik ya. Tevbe tehir edene tevbe nasip olmaz. Hem ben günah işleyeyim sonra tevbe ederim. Allah nasıl olsa affediyor. Sen kimle pazarlık yapıyorsun? Allah ile pazarlık mı yapıyorsun? Tevbe nedir? Tevbe pişmanlıktır. Kalbin pişmanın adim olmasıdır. En nedmu tevbetün. Tevbe pişmanlık. Peki hala ben önce günah işleyeyim sonra tevbe ederim diyen adam pişman olur mu? He? Böyle adam tevbe edebilir mi? Böyle bir tevbe yalancıların tevbesi olmaz mı? Hazreti Ali radıyallahu anh öyle buyuruyor. Diliyle estağfurullah deyip kalbi pişman olmayan bir kimsenin yaptığı tevbe yalancıların tevbesidir. Bu tevbe ne yapar? Başka bir efendim, tevbeye. Bu istiğfar başka bir istiğfara muhtaçtır. Ha, demek ki o zaman şöyle anlayalım bunu. Yani 70 kere de tevbeyi bosta tekrar Allah e, tevbe etse kabul ediyor ama şöyle anlayacağız. Bir adam ne yaptı? Günah işledi. Sonra pişman oldu. Dedi ki ya Rabbi ne olur beni affet. Yani ben beşer, beşerim. İşte nefsime uydum. Bir günah işledim ya Rabbi. Ne olur beni affet ya Rabbi. Bir daha yapmayacağım ya Rabbi. Tevbe ediyor. Allah onun tevbesini kabul etti. Ama adam bak yapmamak üzere tevbe etti. Fakat üç gün sonra, beş gün sonra adam gitti gene aynı günah işledi. Gene gitti isyana daldı. Ne olacak? Tekrar dese ki ben ne yaptım ya? Mevla'ya söz vermiştim. Bak gittim tevbemi bozdum. Ya Rabbi ben yine pişman oldum. Ya Rabbi yine ben af istiyorum senden. Ne olur beni affet Ya Rabbi. Bir daha yapmayacağım. Hakikaten yapmamak niyetiyle tevbe ederse Allah gene kabul ediyor. Tekrar bozarsa tekrar aynı şekilde. Yani yapmamak niyetiyle kesin olarak tevbe edip 70 kere de bozsa yine tevbe etse Allah yine kabul eder. Yani buradaki inceliği çok iyi anlamak lazım. Ama demek ki tevbesini etti, istikametini bozmadı. Ona da ayrıca bakın. Ne mükafat var. Sevaplar, günahlarını sevaba tebdil ediyor. Dolayısıyla böyle gecelerdeyiz. Böyle mübarek gecelerdeyiz. Bak Recep ayı içerisindeyiz. Cuma gecesindeyiz. Kadir gecesinden kıymetli bir gecedir bu gece. Evet. Nice rivayetler var Cuma gecesi hakkında, Cuma gecesinin fazileti hakkında. Ha, hele Recep ayının cuma geceleri. o ne kadar faziletli. Cuma sabahlarını, sabah namazını cemaatle kılmak ne kadar faziletli. Bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Cuma sabahını cemaatle kılanın ben affolun affolunmadan çıkacağını camiden zannetmiyorum bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla af var, mağfiret var, merhamet var. Mevla affetmeye bahane arıyor mübarek. Sen de bir bahane koy ortaya. Affetsin Allah ya. He? Ya işte. Böylesine kıymetli geceler. Rabbim Celle Celaluhu cümlemize rahmetle muamele eylesin, lütfuyla muamele eylesin, affeylesin, mağfiret eylesin inşallahurrahman. Ve işte İdris Aleyhisselam da bakın bu ayda göklere yükseltilmiş. Zaten ayette de buyuruyor ki وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ İdris. Kitapta İdris'ten de bahset. Onu da anlat. Habibine söylüyor ama ümmetine, şey, kullarına emrediyor Mevla. Dolayısıyla bu ayetten bize de pay var mı? Elbette var. Öyleyse inşallah bu vesileyle ne yapalım? Bu ayetle de amel etmiş olalım. İdris Aleyhisselam'dan efendim kısa da olsa bahsetmeye gayret edelim. İdris Aleyhisselam kendisine kitap verilen peygamberlerden kitap verilen derken 104 kitap vardır değil mi? 4 tanesi kitaptır, 100 tanesi suhuftur, sahifeler. Kur'an-ı Kerim peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gönderilmiştir. Tevrat Musa Aleyhisselam'a gönderilmiştir. Zebur Efendim Davud Aleyhisselam'a gönderilmiştir. İncil Musa, e, İsa Aleyhisselam'a gönderilmiştir. Geriye kalan 100 tanesi ise Sohuf'tur. 10 tanesi Adem Aleyhisselam'a, 50 tanesi Şit Aleyhisselam'a ve işte 30 tanesi de İdris Aleyhisselam'a gönderilmiştir. Geriye 10 Suhuf kalıyor. O da İbrahim Aleyhisselam'a, İbrahim Halilullah'a o gönderilmiştir. Dolayısıyla hakikaten çok önemli. Yani bir rivayet 124 bin peygamber var, bir rivayet 224 bin peygamber var sayısını Allah bilir. Bu peygamberlerden çoğunun ismini bilmiyoruz zaten. Kur'an'da zikredilenler var, zikredilmeyen daha çok. Zikredilenler içinde de kendisine kitap verilenler zaten birkaç tane. İşte onlardan bir tanesi de kim? İdris Aleyhisselam. Evet Adem Aleyhisselam'ın evladından, Şit Aleyhisselam'ın da neslinden tabi Nuh Aleyhisselam'ın da ceddinden oluyor. Yani İdris Aleyhisselam'ın dedesi Şit Aleyhisselam, efendim, Nuh Aleyhisselam'ın babasının dedesi olduğuna göre, yani İdris Aleyhisselam'ın torununun oğlu da Nuh Aleyhisselam oluyor. He? Aileye bakar mısın efendim? Şu aileye bakar mısın? Kendisi peygamber, dedesi peygamber, torunun oğlu peygamber. Allah Allah. Sülaleye bak. Yani insan bir düşünüyor böyle imreniyor ya. He? Etrafında, sülalende hep salih, salih, alim, fadıl, kamil böyle insanlar olduğu zaman böyle bir aile ne kadar güzel ya. İslam'ı yaşamak daha güzel, daha güzel olur. Cennet yolu daha da kolaylaşır. Yani böyle bir aile olmaya özenelim arkadaşlar. Çoluğumuzda, çocuğumuzda, Allah yolunda, Allah adamı olmak. Birbirimiz hadi yavrum namaz vakti geçmesin. Hadi hayatım, hadi efendime söyleyeyim yavrum Hadi kızım, hadi oğlum, hadi bakalım namazları kılalım, bir cemaat yapalım ya. Hadi çocuklar bakalım, hadi abdest almayanlar olmayanlar abdest alsınlar. Bir cemaat yapalım şöyle. Ya bir efendim Allah yolunda böyle bir kaynaşma, efendim bir sevişme, bir muhabbet, bir faaliyet olmalı yani. He? Bunun yolunda olmak lazım. Bunu istemek, özenmek lazım. Bakın mesela Necran Hristiyanları gelmişlerdi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular sormuşlardı. Uzun uzun oralara girmeyeceğim. Benim anlatmak istediğim sizlere efendim arz etmek istediğim e, bu yani bu güzel aile tablosu ile alakalı kafamda tasavvur ettiğim, beraber tasavvur edeceğiz. O manzarayı sizlere arz etmek istiyorum. Neyse neticede mübahaleye karar verdiler. Yani lanetleşmek konusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki gelin lanetleşelim o zaman. Kim haksızsa Allah onun belasını versin. Madem öyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor biliyor musun? Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ı kucağına alıyor. Hazreti Hasan radıyallahu anh'ı elinden tutuyor. Hemen ardında Hazreti Fatıma radıyallahu anh, hemen onun ardında Hazreti Ali radıyallahu anh. Ve bazı hanımlar da onlar arkasında. Şimdi şu manzaraya bir bakar mısın yani peygamber ailesine bak. Kim bunlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kucağında kim var? Hazreti Hüseyin. Öbür elinden tutmuş kim o? Hazreti Hasan radıyallahu Kim onlar? <laughs> Cennet gençlerinin seyitleri. Hemen ardında kerimesi Fatıma annemiz en üstün dört kadından biri. Cennet kadınlarının seyyidesi Hazreti Fatıma. Hemen ardında Hazreti Ali, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim, damadı, ilmin kapısı, he, Haseneyn'in babası Ali bin Ebi Talip radıyallahu an Allah'ın aslanı. Şu aileye bakar mısın ya? He? Muhammed Mustafa Torunlara bak sallallahu aleyhi ve sellem. Torunlara bak, kızına bak, damadına bak. Şu aileye bak efendim ya. He? Necran Hristiyanları baktılar. Lanetleşeceklerdi ya. Papazlardan birine dedi biliyor musun? Vallahi ben öyle yüzler görüyorum ki dedi. He? Öyle yüzler görüyorum. Allah dedi bunların dedi hürmetine bunlar istediği için dağı dedi yerinden kopar. Koparır kaldırır atar dedi. Eğer biz bunlarla lanetleşmeye girersek değil biz bütün kökümüzü kurutur dedi bunun laneti. Sakın dedi bunlarla böyle bir şey girmeyelim. Öyle mübarekler ki, he? öyle muhteremler ki, öyle nurlular ki. Necran papaza anlıyor bu işi be. Baktığı zaman anlıyor. Bunların sebebiyle Allah şu dağı yerinden söküp kaldırlatabilir. Yani bunlar hürmetine her şey olabilir. Ne güzel aile. Rabbim onların şefaatlerine cümlemizi aileylesin. eylesin. Efendi Hazretlerimiz Kudüs e ruh bir keresinde kürsüden İhsan Efendi'yi anlatıyordu. İhsan Efendi büyük alim. Efendi Hazretlerimizin efendim, hafızlık arkadaşlarından lakabı neymiş? Ebu İbare. İbare'nin babası. Yani ilim ehli, büyük zat. Çözemeyeceği ibare yok. He? Tersen okutur yani en büyük hoca dediğin adamları. Allah rahmet eylesin. Efendi Hazretleri çok yıllar önce ondan bahsederken demişti ki İhsan Efendi'nin evinde dedi hafız olmayan kimse yok. Hala unutmuyorum o sözü. Çok hoşuma gidiyor. Onun evinde hafız olmayan kimse yok. Şimdi Allah dostlarının itibar ettiği duruma görüyor musun? Bakıyor musun yani? He? e ee, git. Benim oğlum işte avukat oldu, öbürü mühendis oldu, öbürü mimar oldu. Aynı güzel aile filan. Mem Okumuş, güzel. He? Allah'ın yolundaysa, abdesti namazlıysa, ağzı dualıysa ne güzel. Senin arkandan da okur. Sana da faydası olur, kendisine de faydası olur. Ama Allah'ın kitabından haberi yoksa, he? Allah tanımıyorsa, kitap bilmiyorsa, ordinar olsa ne yapalım ya? Allah dostları bak ne yapıyor? Neye itibar ediyor? Ailelerinde hafız olmayan yok her bir ferdi he efendim eşiyle çoluğuyla çocuğuyla hepsi Kur'an-ı Kur Kerim Kur'an-ı Kerim'i Allah kelamını Fatiha'dan Nas'a kadar biliyor. Rabbim bizlere de böyle bir aile nasip etsin. Çoluğumuza, çocuğumuza hafızlık nasip etsin. Amin. Amin deyin ya, korkmayın ya. Allah bakarsın bir kapı açar, bir yol açar be. He? yaşımız geçti hoca efendi. Ya senin yaşın ne geçecek? Hazreti Ebu Bekirler, Hazreti Ömerler çocukken mi iman ettiler? Küçükken mi iman ettiler? Çocukken iman eden Hazreti Ali radıyallahu anh. Öbürleri kaç yaşında? Efendim, Resulullah arkadaş oldular, iman ettiler. Kaç yaşından sonra çoğu hafız oldular? He? Hiçbir şey yapamasan her gün bir tane ayet ezberle. Ne var ya? Zor mu bir satır? İki satır. Zor mu? Ya. Ya. Al eline kitabı Allah'ın kelamını oku. Rabbimin divanı, Rabbimden gelen mektup. Sarıl, öp, kokla, bağrına bas ya. Böyle yapıyor büyükler. O zaman seversin, sevdiğin zaman da ne yaparsın? Kolay gelir sana, meleke kesmedersin. Her gün kaç tane gazete katmediyorsun? He? Ne faydası oluyor? Gene sen tabii dünyadan da haberin olsun da ahiretten de haberimiz olsun ha. Ahireti unutmayalım. Kul huve nebeun azim. De ki o en büyük haberdir Allah buyuruyor bile. Haber mi istiyorsun işte Kur'an? Kur'an'da var hepsi. Geçmişin haberi Kur'an'da. Geleceğin haberi Kur'an'da. Ya. Evet. İdris Aleyhisselam böyle bir peygamber. Kendisine kitap verilen peygamberlerden. Kabil oğullarına gönderilmiş. Yani tabii çok icatları var. Çok ilkleri var. İlk efendim silahı icat eden, silah dediysek tabii ki top, tüfek, atom bombası falan değil. Kılıç gibi, muzrak gibi, efendime söyleyeyim gürs, ok. Yani o günün şartlarında ne büyük icatlar. Bugün normal gelebilir ama tekerleğin icadı bile ne muhteşem bir buluştu değil mi? Tekerleğin icadı, Oo, ne acayip. Şimdi millet uzaya gidiyor, tekerleği çocuk sokakta çeviriyor. Ama sen o zamana göre düşüneceksin. İşte böyle icatları var ilk silahı icat etmiş, hesap bilimini bulan, ölçüyü, tartıyı terazi ilk bulan, ilk defa dikiş diken, elbise diken, hep İdris Aleyhisselam. Bu kadar tebliğ, davet, kendisine 30 sohbindi, onları tabii anlatıyor kavmine filan. Ve bu kadar iş güç arasından da ne yapıyor? O kadar çok zikre zikrediyor ki, o kadar çok Allah'ı teşbih ediyor ki, bütün insanların diyor zikri toplansa İdris Aleyhisselam kadar olmaz. Ya, o kadar zikrediyor ama bir de tabi şu da var e, o zaman insanlar zaten fazla değil e, bir de hepsi de zaten iman etmiş değil İman etmeyen adam Allah der mi yani tabi zikredildiği zaman İleyhi yes'adu kelimu tayyib vel amelu salihu yarfav güzel kelimeler ona yükselir Mevla'ya yükselir onları da salih amel yükseltir Güzel kelimeler derken hangisi bunlar işte? La ilahe illallah demek, Allah demek, he Allah demek. Yani bunlar Mevla, zikir, tesbih hepsi ne yapıyor? Yükseliyor. E dolayısıyla İdris Aleyhisselam'ın da tesbihatı göklere yükselince o zaman ne oluyor? Bütün melekler duyuyorlar, bakıyorlar ki efendim yani adeta listeler geldiğini düşün. Hep İdris Aleyhisselam, hep Allah'tan gafil değil, hep Mevla'yı zikretmiş. Ne mübarek insan ya. Buna efendim bir gitsek de tanışsak hayran oluyorlar. Görüyor musun? İdris Aleyhisselam'ın hayran kitlesi he? Melekler, sema alemi. E git. Sen de istiyorsan hayran kitlen olsun, melekler bana hayran olsun diye bol bol ne yapacaksın? Allah diyeceksin. Bol bol kelime-i tevhid söyleyeceksin. Bol bol Mevla'yı tesbih edeceksin, zikredeceksin. Bak o zaman senin de hayran kitlen ne kadar çoğalıyor. Ne faydası var hoca efendi? Yani benim hayran kitlem, melekler beni çok sevmiş. Ne faydası var? Öyle mi? Ne faydası var biliyor musun? He? Yunus Aleyhisselam'a ne faydası oldu? Yunus Aleyhisselam balığın karnına düşünce ne oldu? Kavmini Mevla'dan izinsiz terk edince, balığın karnına düşünce hem de efendim nasıl balığın karnına düştü? Yunus Aleyhisselam bir balık yuttu. Onu da başka balık yuttu. Dört tane karanlık içerisinden ne yapıyor? Nida ediyor. Dört karanlık hangisi? Bir balık yuttu ya onu. O balığın karnının karanlığı bir. Onu da başka balık yuttu. O balığın karnının karanlığı da iki. Neredeler bunlar? Denizin dibindeler, değil mi? Okyanusun dibindeler. E dolayısıyla denizin karnının karanlığı var bir de. O da etti sana üç. Bir de gecenin karanlığı etti sana dört tane karanlık. Denizin dibinde. Kim duyacak seni be? Cep telefonun olsa kapsama alanı dışında kalırsın. Kime ulaşabilirsin? Hatta bir iki sene önce efendim bir deniz altında e, Rusların galiba bir şeyi vardı bir deniz altında O kadar haber haberleri de olmalarına rağmen adamlar göz göre göre oksijenleri bitti öldüler gittiler. Bak kurtaramadılar. Kim kurtaracak şimdi onu? Mevla'ya bak me melekler ne yapacak? Aracılık edecek. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bakın Kur'an-ı Kerim'de bunu anlatıyor. Ve bir ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki Estağfirullah. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين Festan cem benalahu ve enceynahu minel gam. Ven kadalika nuncil mu'mineen. azim. Fenada Karanlıklar içerisinden nida etti. Kaç karanlık? Dört karanlık az önce bahsettik. Ne dedi? En la ilaha illa ente subhaneke inni kuntu minaddalimin. Hiçbir ilah yok ancak sen varsın ya Rabbi. Subhaneke seni tenzih ederim ya Rabbi. Noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatıyla muttasıf olan Allah'ım. Seni tenzih ederim. Ben buraya düştüm ama he sen bana zulmetmedin ya Rabbi. Ben kendim hak ettim. Inni kuntu minaddalimin. Ben zalimlerden oldum ya Rabbi. İşte bu kelimeler gökyüzüne yükselince ne oldu? Melekler tanıdılar. Dediler ya Rabbi bu bizim Yunus'un sesi değil mi? Evet buyurdu. Ya Rabbi daha önce yaptığı zikirler hürmetine onu efendim kurtarmaz mısın ya Rabbi? Ve Mevla da ne yaptı? Festecebna lehu ve Biz onun diyor duasına icabet ettik ve onu gamdan kederden kurtardık diyor. Ve ardından da diyor ki ve kezalike müminin aynı şekilde müminleri de kurtarırız Allah buyuruyor. Sen de zikredersen bu zikri yaparsam var ya la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin karanlıklardan zulümatlardan sıkıntılardan inşallah Mevla bu zikirler hürmetine Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından kurtardığı gibi bizleri de kurtaracak inşallah. Gördün mü bak melekler ne yaptı aracı oldular. Ama burada başka bir ayette de Mevla ne diyor biliyor musun? Felevla ennehu kana minel musabbihin. Eğer o tesbih edenlerden olmasaydı lele bir tefibat batni ila insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalacaktı diyor Mevla. Yani bela geldi ya Rabbi beni kurtar. Olmaz. Rahat zamanda şimdi keyfin yerinde, tuzun kuru, işlerin tıkırında Allah'a dua edeceksin. Allah'a zikredeceksin ki sıkıntıya düştüğün zaman bela musibet anında Ya Rabbi dediğin zaman Rebbeyk abdi buyur kulum desin Mevla. Bak. Felevle ennehu daha önceden eğer o tesbih edenlerden olmasaydı. Demek ki daha önce de hep tesbih edenlerden, zikredenlerden. Firavun da ölürken Allah demedi mi? hatta izi adrakuhu el ne zaman ki boğulacak <bu> kale <laughs> dedi amen tu en la ilahe illa allazi amanet bi benu İsrail. ben İsrail Allah'tan başka ilah yok ben de ona inandım dedi kim diyor bunu 400 sene en büyük Rabbiniz benim diyen alçak şimdi kalkmış Allah'a inandım diyor bu ses de yükseldi melekler dediler ah bu ses nereden geliyor ya? kim bu tanıyan var mı yok niye adam bugüne kadar siftaha yok ki bir kere Allah dememiş ki. Belli ki başı sıkışmış. Belli ki başı belaya girmiş. He? Ha, başı belaya düşünce Allah demenin faydası olmuyor demek ki. O zaman Mevlana buyurdu ona. Al an. Şimdi mi? Fakat aseyte kablu ve kun teminel müfsidin. Halbuki bundan önce müfsitlerdendin, bozgunculardandın. Bu kadar mucizeler gördün. 400 sene ömür yaşadın da bir kere Allah demedin de şimdi cehennemden efendim perde açıldı. Ahiretten perde açıldı. Gideceğin efendim korkunç adresi o cehennem adresini görünce ben de iman ettim diyorsun öyle mi? Geçti borun pazarı süre şeyi cehenneme hadi bakalım. Demek ki rahat zamanda ne yapmak lazım? Allah'ı anmak lazım. Allah'ı zikretmek lazım. Rahat zamanda rahat. İşte şimdi keyfin yerindeyken, derdin tasan yokken. Elbette herkesin derdi sıkıntısı tabii ki var ama yine de ne yapmak lazım? He? Onların da açılması, maddi manevi müşkülatların hallolması için elbette Mevla'ya dua etmesi lazım. Adamın bir tanesi efendim 30 senedir namaz kılmamış. Bir, 30 sene bir keredir ya Rabbi dememiş. Dediler ya Rabbi şu adam 30 senedir bir kere elini açıp ya Rabbi demedi. Mevla buyuruyor ki ben istesem ona dedirtirim. Hemen bir meleği gönderiyor. Melek geliyor onun damarına giriyor koluna. Adamın kola kan gitmeyince dönüyor böyle çolak kalıyor. Böyle bir ya Rabbi ne olur beni kurtar ya Rabbi. Evla diyor ki görüyor musunuz bak nasıl dedi. He? Demek ya Rabbi demeyi biliyormuşsun da. Niye demiyormuşsun bakalım. He? Bela mı arıyorsun illa? Kolun mu çolak kalacak? İlla bir yere toslayacak mısın? İlla bir kaza mı yapacaksın? İlla seni şoklatacak, efendim canını yakacak bir şey mi lazım? Paşa paşa, efendi efendi. Niye Allah'a güzel kul olmuyoruz? Peki ya Rabbi. Tamam ya Rabbi. Hemen ya Rabbi. Niye demiyoruz? Niye diyemiyoruz ki? Bak Allah'ın ne güzel kulları geçmiş. Ne güzel kullar yaşamışlar. Bunlar bizlere hepsi nedir? Efendim ibrettir. Evet efendim anlatacak aslında tabii çok meseleler var ama vaktimiz de doldu. Tabii biz bunları gerek Yunus Aleyhisselam'ın hayatını, kıssasını bu anlattığımız usulde efendim e, gerekse işte İdris Aleyhisselam'ın hayatını, göklere yükseltilişini, şu anda tabii bir rivayette cennette olduğu rivayet var. Oraya nasıl girdi, neler oldu, neler bitti. Aslında bunlar ibret tabloları isimli eserimizde hepsini yazdık biz. İnşallah oradan bakarsınız, okursunuz. Arifan yayınlarından efendim temin edebilirsiniz. Dolayısıyla bunlar önemli meseleler tabii. İbret tabloları bak isminde öyle koyduk. Ne ibretler var görüyorsunuz yani. Dolayısıyla Rabbim Celle Celaluhu ibret alanlardan eylesin. Efendim şu mübarek ayları, şu mübarek geceleri hele bu Rabbimizin ayında Rabbimize güzel kul olarak geçirebilmek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin inşallah. Bu yolda cümlemize devam, tebat, istikamet, ihsan eylesin ve son nefesimizde de bülbül gibi lisan ile kelime-i ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek çene kapamak Rabbim cümlemize nasip eylesin. Şu anda nasıl böyle kolay söylediysek son nefesimizde de böylesine kolay söylemeye Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Evet muhterem izleyenler bu hafta bu kadarla iktifa ediyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.